2000'li yılların ortalarıydı, 2006 mıydı, 2007 miydi? Newsweek dergisi, bu haftalık meşhur haber dergisi, Türkiye'de de neşredilmeye başlamış. Bendenizle Kur'an mealleri üzerine bir röportaj yaptılar. Mealler üzerine bir sayı hazırlamışlardı. Sonra dergi çıkınca bana da getirdiler. İlginç şeyler vardı içinde. 1975 yılından o yıla kadar, 2004 müydü, 5 miydi hatırlayamıyorum. O yıla kadar Türkiye'de neşredilmiş telif, tercüme, Kur'an meallerinin adedi 250'yi geçmişmiş. O zamanki tespit bu. 250'den fazla Kur'an meali neşredilmiş bu topraklarda. Ne kadar zaman içinde? 75, 85, 95, 2005, 30 senede. O günden bu yana da herhalde bir 20 sene falan geçti, 20 küsür sene. Dolayısıyla meallerin sayısı Allah bilir 300'ü, 400'ü bulmuştur. Kendimize şu soruyu sormamız lazım. Bu kadar Kur'an meali neşrediliyor. Bu neyin ifadesidir? Bir yönüyle bakarsanız Allah'ın kitabı çok okunuyor. Bu iyi bir şey. İnsanlar Kur'an mesajını merak ediyor. Efendim Kur'an'la buluşuyor, Kur'an okuyor. İyi bir şey. Fakat bir taraftan da bakıyorsunuz ki bu kısa zaman dilimi içerisinde neşredilen bu kadar meal, biz buna 300 diyelim hadi. Yani yarım asırda 300 tane meal. Bu ümmetin uzun tarihi boyunca, 1400 küsür sene boyunca Kur'an-ı Kerim'e ne kadar tefsir yazılmış diye oturup saysanız bu rakamı bulamazsınız. Bunun bize ne söylediğini çok iyi tespit etmemiz lazım. Bu tefsirlerin arkadaşlar her birinin de bir özelliği var. Yani 1400 yıl içinde yazılan tefsirler içerisinde mesela Kur'an-ı Azimüşşan'ı dil yönünden, lügat yönünden, Arap edebiyatı yönünden, gramer açısından inceleyen tefsirler var. Lugavi tefsirler diyoruz buna. Sonra ahkam tefsirleri var. Her bir fıkıh mezhebi Kur'an-ı Kerim'den fıkhi hükümler, neticeler çıkartmış. Ahkam tefsirleri var. Sonra arkadaşlar rivayet tefsirleri var. Kur'an-ı Kerim'i hadisler ve rivayetleri esas alarak açıklayan tefsirler var. Sonra fırka tefsirleri var. Ehli sünnet, ehli sünneti savunmak için, ehli bid'at da kendi bid'atlarını savunmak için Kur'an'a tefsir yazmışlar. Baktığınızda her bir tefsir ayrı bir kategoriyi teşkil ediyor tarz olarak. Mealler için böyle bir şey de diyemiyoruz. Bu kadar meal nedir? Dikkat edin arkadaşlar, her bir meal yazarı, aralarında istisnalar vardır elbet, onları paranteze alarak söyleyelim. Her bir meal yazarı bu meali niye yazdığını bize ön sözünde anlatıyor. Diyor ki, benden önce Kur'an-ı Kerim'e çok mealler yazıldı ama o meallerin şu 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 eksik tarafları var. Teknik olarak yetersiz, dil açısından şöyle, üslubu böyle vesaire. Bir takım yetersizlikler bulmuş, onun için oturmuş kendisi bu yetersizlikleri ortadan kaldıracak bir meal yazmış. Ama ondan sonra yazanlar da onu da bu kervana dahil ederek aynı arızalardan bahsediyorlar. Onlar bu arızaları gidermek için yeni tefsirler, mealler yazdıklarını söylüyorlar. Her bir meal yazarı kendinden önceki mealleri bir takım nakıysalarla tenkıs ederek meal yazdığını söylüyor bize. Hadi bunu da anlayalım. Bunu da anlayalım. Peki bu kadar mealin birbirinden farklı maksada, manaya, mazmuna taalluk eden ne farklılıkları olabilir? Hangi özellikleri olabilir? Enteresan bir şey. Kur'an ayetlerine nasıl farklı anlam verebilirimin derdinde günümüzde pek çok meal yazar.
Arkadaşlar öyle enteresan mealler var ki, bunlardan birisi günümüzde çok popüler olan tırnak içinde hocalardan birinin yazdığı bir meal. Cenab-ı Hak Hazreti İsa ile Yahudiler arasındaki mücadelelerden bahsederken, onlar Hazreti İsa Aleyhisselam'ı asma öldürme girişimlerinden bahsederken buyuruyor ki: "Vema kataluhu ve ma salabuhu velakin şubbihe lehum." Onlar İsa'yı asmadılar, öldürmediler de ama o astıkları kişi onlara İsa diye gösterildi. İsa'ya benzetildi. Bu arkadaşımız diyor ki Yahudiler İsa'yı öldürdüler, astılar. Bunu tarihen biliyoruz. Sabit bir şey ki İsa'yı Yahudiler öldürdüler. Peki Kur'an-ı Kerim ne demek istiyor bize? Kur'an'ın dilini, mesajını, üslubunu anlamayanlar diyorlar ki Yahudiler İsa'yı öldürmediler. Ama bu onların eksikliklerinden kaynaklanıyor. Kur'an'ı tanımıyorlar. Kur'an bize diyor ki İsa'nın bedenini öldürdüler. Biz şimdi şehit cenazeleri geliyor, sırtımızda taşıyoruz, tabut içinde şehit götürüp toprağa gömeceğiz. Bir taraftan da bağırıyoruz, tabut sırtımızda, şehitler ölmez, vatan bölünmez, şehitler ölmez. Ne demek istiyoruz? Şehitlerin uğruna can verdiği değerler ölmez. Şehitlerin misyonu ölmez. Bunu demek istiyoruz. Yoksa adam öldü, götürüyoruz, gömeceğiz. Nasıl? Cenab-ı Hak İsa'yı asmadılar, öldürmediler diyor. Bu adam da diyor ki İsa'yı öldürdüler kardeşim. Allah size başka bir şey söylemek istiyor. Tahrif. Anlıyoruz ki arkadaşlar bu kadar mealin bir esbab-ı mucibesi var. Hiçbiri sebepsiz değil. Bu kadar mealin her biri, gene müstakim olanları paranteze alarak söyleyelim, büyük çoğunluğu diyelim biz bunlara, yenilik peşinde, ezber bozma peşinde, Kur'an-ı Kerim'e farklı anlamlar verme, Kur'an'ı farklı anlama peşinde. Ya bu öyle herkesin önüne geldiği gibi kesip biçebileceği haşa bir kadavra değil ki. Bu kelam-ı ilahi, bu herhangi bir insan sözü değil. Siz kendi yazdığınız kitabı başka birinin böyle dedi ama şöyle demek istedi şeklinde tahrif etmesine razı olur musunuz? Kendi yazdığınız kitaba biri bu muameleyi yapsa razı olur musunuz? Bu Allah'ın kelamı, bu size emanet, emanet. Hocamız okudu, Allah razı olsun. Biz emaneti semavata, arza, dağlara teklif ettik. Onlar korktular, titrediler, emaneti yüklenmekten kaçındılar. Emaneti insan yüklendi. İnsan çok zalim ve çok cahildir. Şimdi bakın bu emanet ne halde? Bu emanet yalap şap bir Arapça öğrenmiş. Hatta bir kısmı Arapça da bilmeyen, bunu gözümle gördüm ben. Arapça bilmeyen meal yazarlarının elinde bakın ne halde. Masasına koymuş 10-15 tane meal. Bakıyor ayet hangileri daha hoşuna gidiyorsa, hangi mealin anlam verme tarzı hoşuna gidiyorsa onu yazarak bir meal oluşturuyor. Arapça bilmiyor. Ben gördüm böyle meal yazarı. Bu kitap bize emanettir. Bu kitaptan bir harfi bile tarif etmeye çalıştıklarında bu ümmetin bütün refleksleri ayaklanmalıdır. İlmi zeminde bu tahrif faaliyetine gerekli mukabele yapılmalıdır. Bu emanet bize çünkü. Bizden sorulacak bu. Eğer bu tahrif faaliyetine sessiz kalırsak, tepkisiz kalırsak, bu ümmetin encamı da bizden sorulacak. Çünkü biz, unutmayın, biz emri maruf nehyi münker yapsın diye tarih sahnesine çıkarılmış bir ümmetiz. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas te'murune bil marufi ve tenhevne anil münkeri ve tu'minune billah. Bizim temel vazifemiz budur. Var kılınış amacımız budur. Emri maruf nehyi münker.
gözümüzün önünde Kitabullah'ın ayetleri tahrif edilirken buna hangi gerekçeyle ve kim tarafından olursa olsun, baştan söyledim, buna sessiz kalmamız mümkün olmaz. Olmamalıdır. Var gücümüzle buna karşı koymalı, ilmi zeminde bu tahrif faaliyetine tepkimizi, tavrımızı koymalıyız ki Ruz-i Mahşer'de söyleyecek sözümüz olsun, kendimizi savunacak bir tutamağımız, bir dayanağımız olsun.